saat 8.30'a geliyor. Biz yine sağlık ocağına gidiyoruz. Sus Elim anneciğim. Aferin. Evet Aras. Yavaş. Evet, saat 9.30. Biz saat 9'da eve geldik. Aras'ın kanını yine tek seferde hiçbir sıkıntı olmadan aldılar çok şükür. Bu da rutin biyokimya ve vitamin değerleri için olan kandı. Onu da verdik çok şükür. Yarın saat 10.40 geçe doktora randevuyu aldım. Bakalım yarın gideceğiz. İnşallah sonuçlarımızı göstereceğiz. Doktorumuzla bir resim çekineceğiz. Her sene olduğu gibi. Geçen sene de çekinmiştik. Bu arada bugün kandil. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim inşallah yenilerini erdirsin. Ramazan da çok yaklaştı. Aras'ın doğum gününe 2 gün var. Böyle. Şimdi ben böyle camın kenarına geldim. Kahvaltı yapacağız. Ama ben bugün güne gideceğim için kahvaltı yapmayacağım. Yani ekmek falan yemek istemedim. Zaten orada bir şeyler yerim illaki. Diyetimi açıyorum çünkü böyle günlerde biliyorsunuz. O yüzden dedim ben bugün yulaf yapayım yine. Yulafı şu an pişmeye bıraktım. Yine dünkü gibi şöyle güzel bir yulaf yiyelim. Saat 1-1.30 gibi de güne gideceğim. Bakalım. Bugün Aras'la annem baş başa kalacaklar. Ben de sakin bir gün geçireceğim. Evet, ben yulafımı hazırladım. Şimdi kahvaltı zamanı. Seviyorsan hep alkışla. Şak şak. Alkışla. Seviyorsan hep alkışla. Alkışla. Alkışla aferin. Alkışla. Üzümü seviyor musun? Seviyorsun. İnciri sevmiyorsun. Alkışla alkışla. Ne yapıyorsun anneciğim? Siliyor musun? Sil bakalım. Sil anneciğim oraları. Ha? Aferin orası ya. Sil anneciğim. Evet, ben şimdi gidiyorum. Bugün süslendim püslendim böyle. Evim de yakın oraya. O yüzden yürüyerek gitmeye karar verdim. Annem sağ olsun Aras'a bakıyor. O da yemeğini falan yedi. Birazdan uyuyacaktı işte. Öyle. Ben de kızların hediyelerini, tepsilerini bu sefer unutmayayım dedim. Onları götürüyorum. Öyle. Arada böyle çocuksuz bir yerlere gitmek çok iyi geliyor. Evet, çocuk çok güzel bir şey ama bazı şeylerde de böyle insan eski o rahatlığını, rahat günlerini özlüyor. Evet, ben şimdi bu güzel yürüyüş yolunda bir yürüyeyim. Aras'tan önce ben hep bu yoldaydım. Sürekli yürüyüşe çıkardım. Aras doğduktan sonra da çok çıktım aslında ama bu işte son zamanlar çıkamıyorum. Çünkü hem hava soğuk hem de bebek arabasına artık Aras oturmak istemiyor. O yüzden böyle fırsatları hızlıca hemen değerlendirip yürüyüşe çıktım. Çok çok iyi oldu. İyi ki de yürüyerek çıkmışım, gelmişim. Böyle çok güzel bir yürüyüş yolumuz var evimizin yakın.
koştuğu anı görüyorsunuz torununu. Buralara her yere yastık koymuş annem. Ara sonra da oyuncaklarını bayağı hepsini dağıtmış dünkü gibi yine. Buraların hepsini sermiş. Oraya da uyutmuş. 2,5 saat uyudu dedi. Bayağı bayağı yine bütün çekmeceler boşalmış. Ben şimdi buraları yine toparlayacağım. Ama önce bir yemek yiyeceğiz. Eşim gelecek işte. Yemeğimizi yedikten sonra ben yine buraları bir hızlıca toparlayacağım. Tertemiz yaptım. Her gün günde 2 kere 3 kere bunu yapıyorum. Böyle her yeri yine eski düzenine koydum ve bu şekilde bıraktım. Sorabilirsiniz. Belki içinizden diyorsunuzdur neden yapıyor. Zaten dağıtıyor. Ben düzenli olmasını seviyorum. O yüzden de bu düzeni illaki kuruyorum. Yani şu an belki bilmiyor ama ileriki zamanlarda bunları gruplandırarak, kendi içinde gruplandırıp o da toplamayı öğrenmesi gerekiyor. Onu öğrenebilmesi için de ben şimdiden bunu yapıyorum ki öğrensin. Belki şu an bilmiyor ama ilerleyen zamanda o da öğrenecek. Gel bakalım bir gel. Elma güzelim gel. Gel bir elma güzelim. Şimdi Aras bir tane elma atını yedi. Evet, evet. Sonra da uyuyacak değil mi oğlum? Uyuyacağım de. Şimdi bir daha da açacak. Evet, saat 11'e geliyor. Arasıcığım daha şimdi uyudu. Yani 10 dakika falan oldu. Normalde daha erken de uyurdu ama bilmiyorum, uyumak istemedi. Bugün bu arada kaçta uyumuş o? 2.30'da uyumuş. 5'te kalkmış. Ben de çok gözlerim kapanıyor artık. Şurada durayım. Gözlerim kapanıyor artık. Hemen artık videomu paylaşacağım. Sonra ben de uyuyacağım. Çok uykum geldi. Aslında çok yorucu bir şey de yapmadım bugün ama şimdi uyumak istiyorum. Bütün evi topladım. Birazdan ben de uyuyacağım. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.